Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 29. söz e, zatından gelen emniyetini binen emneti aldım. Çalıştığım konuyla e, birleştirmeye çalıştım. Yani hisse çalışıyordum, çalışıyorum. Histen rüyay sadıkaya geçtim. rüyay sadıka, hissi kalbel vukun fazla inkışafı ile diyor. Ne demek? Lugatta vuku bulmadan önce hadisi hissetmektir. ben farklı lugata bağlı değilim fazla. Bunun için tenkit dağılıyorum. Külliyatın anlamına bağlıyım. Lugat, ilmi kelam alimleri yazmış. Ben külliyattan çıkarttığım çıkarımlara bağlı kalıyorum. Kalmaya çalışıyorum. Külliyatı varsa başka şeye bakmıyorum. Benim zaten bir ehliyetim yok bu konuda. Meziyetim yok. Külliyatta var olan şeyle. Dolayısıyla hissi kalbel vuku lugatta vuku bulmadan önce hissetmek. Ben çıkarımımdan cümleyi söylüyorum. Vuku bulmadan önce hissedar olmaktır. O histen his geçtiği için buraya geldim. Sonra insan kainata küçük bir mikyasta hakaik imani şuhut derecesine gösterebilir şeyinden. Sonra insan bir aynadır. Zat-ı şuurlu bir aynadır deyince benim başımın tepesine ateş attı mübalağsız. Şimdi ancak şöyle biraz hissederiz. İyisiniz değil mi? İyiyiz Tamam. Bak şimdi. Ayna sizi tanısa, o ne haber Resul? Nasılsın ya? Hem seni gösterse, hem seni konuşsa, sorularına cevap verse, met etse, belki de hakaret etse. Nasıl? Son bakışım olur abi. Son bakışım olur. Şimdi göze bile bakılamıyor. Göz de bir aynadır kalbe. Ustad münafık bahsinde geçiyor. Tarih bir aynadır. Kültürle yoğrularak istikbalimizi onunla inşa ederiz. Tarih aynası ortak olanlar geleceği beraber kurarlar tarihinde kopanlar e, aslında kopuk bir bilavelet oluyorlar mana dünyasının. Çok tuhaftır. Aynaya çalıştığım için insan Halik-i Zülcelal'e şuurlu canlı bir aynadır. O yetmiyor ruhumdan üfledim ruhunuzu diyor. İnsan aynasında e, Cenab-ı Hak hakaik imaniyi, iman esasların şuhut derecesini gösterebilir. Onlardan bir tanesi melaikedir. Melaikeyi insan nasıl gösteriyor? Bugün biraz o son zaten paragrafı okurken atıflarını okuyacağız. İnsan melekleri, o kuvaları dedik vesaire. Onun dışında biraz da çapını genişletmek istiyorum. Ama bundan önce size bir yer oku okumak istiyorum. Bugünkü sıcağı sıcağı çalışmam. İnsan ayna, aynaya çalışıyorum. Tuhaf tuhaf şeylere karşılaşıyorum. Yani onun için duygularıma biraz da şeli bakacaksınız böyle Musamalı. İnsan 177 sözlerde Cenab-ı şu şuurlu, hayatlı, ruhlu bir aynadır A, insan. Gece kalktım bakacağım o ne haber Hasan ne yapıyorsun İyi misin ya ondan sonra benle sohbet etse bazı derinliklerimden bahsetse ne yaparım yani Bir böyle düşüneceksin yani. İnsan kainata şey Cenab-ı Hakk'a şurla aynadır. Geçtiğini okudu. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Dur orada. Dur Lağbaya koy. Lağbadaki aynayı canlı yap. Şurlu bir ayna dedi. Şurlu yap sen bunu. Tarih tarih bir ayna söyledim size. Fikir aynası diyor usta. Tarih aynasında e, mazinin bütünlüğü, mazi tarih bütünlüğü kimin kiminler kimlerin bütünlüğü ise tarih bütünlüğü aynı o kişiler ortak birimini yani kültürüyle beraber geleceği inşa ederler. Tarihten kopuk olanlarla bir olamazsınız. Onun için tarihe hücum ediyorlar. Ecdadımıza onun için küfür ediyorlar. Tarihten koparttım bitiyor zaten. Tarih aynasında senin kültürün yatıyor. Şimdi okuyorum. İnsan aynası. Nasıl bir aynadır? Sonra bu burayı okuyacağız. Çünkü son olduğu için biraz Hakayık imaniyeyi imanın altı esasını insan nasıl gösteriyor? Biraz epey konuşmuştuk. Aynada insan kendini görünce, aynada ilk kendisini görünce çocuğa ilk ayna, ayna anne edir. Ama çocuk ilk defa kendisini görünce bizim şuurumuz yok daha yani bilmiyorduk ama ilk baktığı zaman çocuğun benliği, benlik bilinci, benlik şuuru anlayışı başlıyor. Ben, aa aynada kendisini görünce bu ben diyor melekler de aynadır. Melekler de aynadır. Aynı zamanda vücudu haricilerdir. Mevcudatın nefsül emriyeleridir. Donmuş melaikedir. Aynadır. İnsanı gösteriyor. Benlik, ben bilinci çocukta ilk aynaya bakışında başlamış derinliklerinde. Şimdi bizim bu melaike dersi ne işimize yarayacak? İnsan bilinmesi gereken muamma bir varlıktır kendisine. İş bunun daha garip tarafı bilen benim, bilinmek isteyen de benim. Bilenle bilen, bilinen, bilen ile yani bilmek isteyen benim, bilinmek istenilen şey de benim. Olunca ne oluyor? Bilenle bilinen, gören ile görünen aynı olunca bir insan bir dönüşüm, bir inkılap yaşar. Şu derslerle İnkılap yaşıyoruz, farkında değiliz. Bilinen ile bilinmek istenilen, bilmek isteyen benim, şu anda konuşanım. Ne istiyorum bu derslerle? Kendimi tanımak istiyor. Kendi gizemim, yani gizliliğim bana gizlidir. İman esaslarıyla açıyorum. Allah'ı bilmek kolaydır. İnsan kendisini bilmesi zordur. Allah'ın kitabı vardır kainat. Allah'ı tanıtan kainat kitabı var. Allah'ı anlatan Kur'an-ı Kerim var. Allah'ı anlatan peygamber var ama beni anlatan hiç kimse yok. İnsan kendisini bilmesi Allah'ı bilmesinden daha zordur. Onun için bilen benim, bilinmek istenen de benim. İşte bilenle bilinenin bütünlüğü yani ne kadar biz bilirsek bu mevzuları iman esasını inkılap yaşarız dönüşürüz, dönüştürürüz. Dönüşüm yaşarız, inkılap yaşarız. İnsan kendini bilmeden Allah'ı bilebilir mi? Bilemez. Men arafa nefsu fakat arafa rabbahu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bundan sonra hep kendini kendisiyle ele geçirmeye çabalar. İnsan kaptırıyor kendisini. Adama dedim ne var sıkıntın dedim ya. Abi kafam allak bullak. La kim var orada kafanda? Benden başka herkes orada diyor. E, niçin bunu söyledim? Bundan sonra insan kendini kendisiyle ele geçirmeye çalışır. İman esasları ile etrafını çevirmeye çalıştığımız şey sonuç insanın kendisidir, kendisidir. Bilin bilmek isteyen benim, bilinecek şey de benim. Bundan sonra hep kendini kendisiyle ele geçirmeye çabalar, ama nafile kendisini kendisi ele geçiremez. Ne kadar? Daldıkça manması gizemliliği de artar, muhteşemliği garipleşir insan kendisi kendisine. Dedim ya bu akşam biraz şey karşılayın. İnsan yaşam boyu kendini keşfetme kovalama ile geçer. Kendisini keşfetme kovalama ile geçer. Hep kendisini kovalar. Yani tanımaya çalışır. Kendisi kendisine gizemli alemler bütünlüğüdür insan. Kendisi kendisine gizemli alemlerin bütünlüğüdür. 18 bin alemin hulasasıdır. Meleklerin anlamak için bunlar lazım diye belki şey zannediyorsunuz ama bu lazım. Çünkü tanımak isteyen benim neyi tanımak istiyorum? Meleklerin mevcudatta ama bende nedir? Melekeleri malik olduklarım fıtrat. Düşünmenin nesnesi insan düşünmenin nesnesi de kendisi. Yani Düşünen benim, düşünülmek istenen de benim. Onun için inkılap yaşıyor. Kendisi kendisine ayna olur böylelikle insan. Melekler de bize ayna. İnsan kendisini tanımanın gayesi Allah'a tanımaktır. Onun için ilk önce Allah diyor ki Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amenü Velluhu. Beni tanımak mı istiyorsun? Evet ya Rabbi kendini tanı. İlk önce kendini mi tanır? Tartmak istiyorsun. Bu ne kadardır? E Kantarın bozuk. Kantarı tamir et. Düşünce aynasında soyutlayarak, soyarak anlam arar kendisinde insan. Yer arar kendisinde. Seyahat eder kendisinde namazında. Son bir cümlemi de söyleyeyim. Dil, kelam aynasında kendini dışarıya gösteren insan. Kelam aynasında kendisini dışarıya taşıyan insan. İnsan düşünme anında kendisini soyutlar. Bunları niye söyledim? Meleklerin etrafını biraz da çevirmek istiyorum. Şimdi niye şey yaptığımı me meleklere buradan 83 lemalarda mı yer okuyacağım? Şurayı okumak, düz okuyayım, konuma geçeyim bir düz okuyayım izleyim. Rabian 83 <laughs> in lemalar. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Melek nerededir kainatta? Kainatta neredeyse burada da oradadır. Yani bir çınar ağacını düşün büyük bir de çekirdek. Biz 18.000 ve şeceri hilkate çekirdeğiz. Kainat ağacını çekirdeğiz. Melek kainatta nerede ne işlev yapıyorsa burada da aynı işlevi yapıyor. Onu anlamak için o mukaddemeyi yaptım ve burayı okuyorum. Yani gayem bu. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Yoksa yoksa çabalayıp dururuz yani. Meleği melekle sif tanıyamazsın. Kendini tanıdıkça onu tanırsın. Onda bendeki karşılıkları nedir? Bu, bu, küçük insan, o büyük insanın, bu küçük insan, o kainatın bir firistesi, hulasasıdır. Bu nasıl izah? İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insanı ekberde bir zaruri bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lefi mahfuzun vücuduna kati delildir. Öyle de insan insanda kalbin bir köşesinde şimdi melek şeytanı göstereyim demiştim bir tanesine de e, okumuştum burayı. İnsanda kalbin bir köşesinde lüme şeytaniye denilen bir aleti vesvese. lüme şeytaniye denilen bir alet var orada. Oradan kalbin içinde değil, kalbin dışında oradan öfürüyor. Şeytanın vücudu ne kadar kesinse alemimizde melek de öyle. Melek tersini yapar, ilham eder, heyecan verir. Şu anda heyecanlandıran da odur beni. Şu anda heyecan yapan, sana haz olan, Allah hazır sende huzur olan o huzurun vücud halicisidir mahluktur melektir şu anda sende aktif melektir şu anda melekelerindir melekeler aktif oldu melekelerin aktif olursa malik oluyorsun malik olunca da huzurlu oluyorsun bunlar hepsi melektir e, tersi üfli, üfleyen öleceksin ha imanın gitti a orucun gitti a namazın gitti bilmem bir sürü şeyler Tuvalette olmadı. Aha bir de olmadı falan. Hep diyen de aleti vesveseden şeytandır. İnsanda kalbin bir köşesinde lüme şeytani denilen bir aleti vesvese kuvve-i telkinatı ile konuşan bir şeytan şeytani lisan konuşuyor ya. Yani. yani o alemimize düşen menfiler var ya o bir konuşmaktır. Şeytan öyle konuşur. Şeytan konuşmasıdır. İfsat edilen kuvve-i vahime ifsat ediliyor vehim. Olumsuz düşünüyoruz. Hep olumsuz odaklanan bir insan şeytanın yığvasına, he hedefine maruz olduğu için, hep olumsuzlayan, hep olumsuz gören şeytanın yığvası, aldatması bak, ifsat edilmiş. İfsat fesada uğratılmış, insanın duman edilmiş. Küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini, yani yapma dövme, vur, kötüsün, çıkma tuvaletten, banyoda dur saatlerce, temizlik yap. Şimdi Allah ya varsa ya yoksa bir sürü olumsuzluklar hep kimmiş bu? Küçük bir şeytan varmış kafamızda. O şeytandır. Ha. Tam tersine rahat ol. Endişe etme ya. Allah var. Allah işin başında. Kainatın sahibi, kainatın patronu. Allah var mı ya? Allah var mı abiler Var. Ne yapıyor? Yapmakta yapıyor ya. Yaptığını yapıyor. Allah işin başında. Tamam. Allah her şeyden büyük. Günahımdan da büyük. Yani böyle bir bir, bir şuurumuz olsa var ya insan acayip olur ya. Bunu bana bunları söylettiren, şu hazı veren, heyecanlandıran beni melek olduğu gibi gidip gelmeler yaşayan, bizi kopartan, dersten koparan, oraya buraya giden düşünceler oluyor ya İsmail. <laughs> o ötekisi yapıyor. Tamam İfsat ifsat edilen kuve i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Ve lüme şeytaniye ve kuvey bayme bir kulak bir dil olduklarından ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahsi şirinin vücudunu istisan eder. Bunu okumamın sebebi zıttı ile düzü görmek. Yani bu ne kadar kesinse melek de böyledir. Melek onun zıttıdır. İtikadın zıttı şirktir. İmanın zıttı küfürdür. Allah'ın zıttı bizdeki zıttı hevadır. İbadetin zıttı nefistir. Meleğin zıttı şeytandır. Şeytan ne kadar kesin? Bu da böyle. Şu anda melekelerimiz yani ahlaktaki huluklar var ya huy. Ahlak nedir? Huluklar, huyların bütünlüğüdür. Ha, şimdi bizde istidat, kabile, heyecan böyle marifet, muhabbet, sevgi, şefkat Bunların hepsi bizde mahluktur, melektir. Şefkat bizdeki latife melektir. Muhabbet melektir. Ee, olumlu düşünceler, vehimler melektir. Çok acayip bir cümle kullandınız. Mahluktur bunlar hepsi. Hepsi mahluktur. Melaike mahluktur. Cebrail mahluktur. Mahluktur. Ruh mahluktur. vücut haricileri vardır. nefsil emriyeleri vardır. Yani şu andaki heyecan mahluktur. Şefkat mahluktur. Huzur mahluktur. Ama atom cinsinden değil. Sana bu 510 da şöyle bir tabir kullanılıyor bak. Maddiun ve tabiün dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek. Hani insanda ya. hayra ve şerre bir enerji var ya. Hayra yapma için de bir enerji geliyor. Şer yapmak için de insanda bir enerji geliyor. Hah, aynı enerji, enerji, geliyor. Bu enerjiye onlar da inkar edemiyorlar. Kuvayı sahire. Ne demişler? Sirayet eden kuvvetler ne Sirayet bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Evet. Yani bir şey var. melaki iman etmediklerinden dolayı melaike dememişler. Nerede geçiyordu? 510'da. Evet. Bir de haşiyesinde şöyle tabir kullanıyor. Melaike manasını ruhaniyetin hakikatını inkara mecba inkara meca bulamamışlar. Çünkü görmüşler. Var ya bu enerji var. Belki fıtratın namuslarından kuvayı sahiri diye cereyan eden kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cette tasdikine mecbur kalmışlar. O kuvve-i sariye dedi, ne dedi manası? Neydi? Söyle biraz önce dediğini. Yani kuvve-i diye cereyan eden kuvvetler. Kuvvetler. Bak şimdi şeytana göstereyim. Şimdi karşıdan bir haram geliyor. Allah'ın haram dediği bir şey. Veya ne bileyim bir devlet memurusun tam bir imkan geldi. Rüşvet yapabileceksin, şey yapacaksın. Eee haram bir film. İçimizden doğan bak aç bak bak bir enerji olur ya Muaz. Enerji. Şeytandan değil o. Şeytanın kendisi o. O enerji. Kuveysari'ye Sariye dedi uya sirayet eden bir haram harama karşı insanda bir coşma enerjisi oradan buraya girmiş. Peki bakmadın çevirdin. O rüşvetleri yemedin, o yanlışlıkları yapmadın, sözünden durdun, malın malı çarpmadın. Adam diyor ki mesela bir şey yapacaksın, Masa yapacak adam şeytan diyor ki şey yap şöyle ortayı görmüyor ki kapının koltuk tak çak buraya da çak ortaya boş olsun bir şey su şey yap ama sana tahta koydum diyor görüyor mu o anda böyle böyle yap diyen o içerideki enerjidir o enerji o enerji şeytanın kendisidir kafayı çevirdi ve onu dediğini yapmadın o enerji yok olmaz vardı çıktı ne no, ne no olacak o enerji nereye koyacaksın onu hakikati olmadı yani isteği olmadı. Kafayı çevirdin. O enerji ortaya çıkmıştı. Sen de duruyor. Ne yapacağız şimdi bunu? O marifete dönüyor. İşte şeytan iki işe yarıyordu. Kemalat insaniye, makasıdı hayri külliyeye. Kemalat oluyor işte o. Şeytandan olduğunu nereden anladınız? Çünkü neticesi bu. Şu abi, bak orada, orada dedi ya Kuveysa inkar edememiş filozoflar. 83'teki yerde okudun abi. Orada bize Sari söylüyor bak. Ne diyor? Şurada diyor ki bak. Bak insan da kalbin köşesinde lümme şeytaniye direnen bir aleti vesvese, bak kuvve i vahime'nin telkinatıyla konuşan bir şeytanı lisan. Evet konuşuyor, bak bak, bak diyor. kuvve i vahime'nin telkinatıyla konuşan bir şeytanı lisan, ifsad edilen kuvve i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini, bak en büyük delil de şurası, sahiplerinin ihtiyarına zıt. Yani ben öyle bir şey yapmak istemiyorum, öyle söz söylemek istemiyorum. Ama ağzından çıkıyor. Niye? Çünkü erva habisi aktif oldu bende. Evet. O, o. Benim ihtiyarım ihtiyarıma zıt olarak bas. Sonra diyeceksin bak. ki ben ben ne dedim ya? Ha bak ihtiyarına zıt arzusuna muhalif olarak hareket ettiklerini hissen, hatsen herkes nefsinde görmesi. Evet. Adam o, o fiiliyattan sonra kendine bir bakıyor. Ya böyle yapmamam lazımdı. Ha, şimdi, ke şimdi kendisine gel. Arkadaşlar şu paketi açmaya çalıştık biliyor musun? Mukademe ile bu insan bilinen. Yani neler varmış diye göstermeye zıt. ile melekle gitmek istemedim yani. Zıttı ile gideyim dedim. Ama görüyor musun şu paketin içinde? Neler varmış? Bak o küçük bir şeytanmış. Bak 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 bak. Çal çal çal, çal diyen o. İki şeyi de ispat ediyor. Bak yine yine 82'nin saniyesinde söylüyor bak. Saniyede diyor ki 29. sözde yüzer delili katıyla ruhani melaikelerin vücudunu ispat eden umum deliller Şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. İşte. Melekleri de... <laughs> evet aynı. Bugün atıflarıyla baktım ya. Meleği dedim daha etrafı nasıl kazarım? Tam kendisini kendisiyle tanımak biraz nakıstır. Zıttını bilmem lazım. E, i̇tikadı itikatla bilemiyorum. Yani inkılap geçiriyorum ama e, itikadı en iyi tanımlayan, gösteren zeminsiz zemini şirktir. Şirki bileceğim ki itikadı olduğunu anlayayım. Şirkten haberim yok itikat. La ilahe yok illallah. İllallah olur mu? La ilahesiz. Melek konuşuyor şeytanla haberimiz yok. İşte küçük bir şeytan konuşuyor. Bak onu de onu ver payını diyen hep o. Peki erva Habise nedir? O doğan enerji yok muydu? Ha onun adı 246 sözlerde erva Habise o mevadi şeriri oldu. Mevat şer bir maddeye olacak. E, şer olacak. Baktığım anda o enerji erva habise, o enerji erva habise. Baktığım anda mevadi şeriri olur. Şer madde olur. Vücutta e, fiziksel noktasında, ruhani günahtan bahsetmiyorum. Fiziksel noktasında her bir günahın, her bir sevabın bedende fiziksel bir karşı, karşılıkları vardır. Mesela vesveseli bir film seyretse, Korkutucu. Yatabilir mi? Ondan sonra o filmlere muhatap ediyorsun çocuğu. Ondan sonra diyorsun çocuk yatamıyor. Gece yatmıyor. Ülkeye kalkıyor. Ağlıyor. Hırçın oluyor. Dikkat bozukluğu oluyor. Kendini veremiyor. Hiçbir şeyle tatmin olmuyor. Herhalde tabii. Duman olmuş. İçi duman olmuş. Yani nef nefs ile lemleri var. Yani vücut vucu hariciliği var. S sözünü tut. Yani oradan bir haram geldiği zaman kuvayı sa sariye diyor. Yani o haram dalga yayıyor. Şöyle diyeyim bak. Şimdi ben camdan bakıyorum abiler. Bak şu anda camdan bakıyorum. Şu anda kendimi görüyorum. Ayna değil ki. Bak iyi dinleyin. Ayna mı bu kapının camı? Şu balkon kapısı. Nedir bu? Cam. 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 Niçin gündüz kendimi görmezken gel bak kendinizi görüyorsunuz. Dışarısı karanlık, buna aydınlık olunca cam ayna olur. Aynanın arkası, aynayı ayna yapan sırdır. Ne demek biliyor musun? Aynacıların söylediği benim tabir değil. Aynayı ayna yapan arkasında sır varmış. Sır nedir? Eskide parlatıyorlarmış. Şimdi yani 1800'lerden sonra gümüşle arka camın arkasını gümüşle boyuyorlar. Sonra üstüne siyah boya atıyorlar. Biz e, camdı bu arkasına gümüşle boyarsak niye gümüş taşımak sünnettir? anlarsın Gümüş gümüşte kaplarsan cam olur ayna o parlaklık o derinlikte görürüz Peki camı ayna yapan Gümüş camı şu kapı camını bayna ayna yapan arkası karanlık zıt zıttın aynadır. Aydınlığın aynası karanlıktır ortada iki zıt ben buluşuyorum karanlıkla aydınlık arasında bir berzahtır şu cam, Cam değil artık şimdi. Ben dışarıyı görmüyorum. Kendimi görüyor. Ama gündüz olursa iki seşit oluyor. Cam olduğunda bilmem kafayı vururum. İşte arkadaşlar şunu tanımlamaya çalışıyorum. Hiçbir şey gayb değildir. Biraz dikkat edersek kendi alemimizde buna şahitiz. Buna tanığız. Ne kadar tanık ve şahit olursanız ehli şuhut olursunuz. Ehli şuhut demek diyor. Ehli şuhut veli demektir. Yani Allah'ı melekleri şeytanı aleminde tanımlamak ona şahit olmak Allah'ın evliyası oluyormuşsun. Daki söyleyeyim yerini. Çok acayip ve kendi aleminde buna şahit olmak mesela şeytanı diyoruz ya Aa bak geliyor bir tane haram veya bir devlet memurudur veya esnaftır, ustadır, inşaatçıdır. Adam orada görmüyor. Harcı koymuyor. Mobilyacıdır. Sana diyor ki tahtada yapacağım diyor. Burayı formika yapmış, arkayı formika yapmış. Ortaya basmış başka bir şeyi. Görme diyor ki. Bu ha işte bu insanda var ya yap yap yap. Bak bak bak. Ver ver ver. Zekat verme. Oruç tutma falan. O içimizden o çıkan o enerjiyi bu dersten sonra desen ki ha bu şeytandır. Buna şahit oldun mu Allah'ın evliyası oluyorsun. Ha göstereyim yerini. Yerini göstereyim. Bu akşam farklı olacak dedim ya biraz. Deliliğe biraz müsaade edeceksiniz böyle. Allah Allah. Çibaşet ya Resulallah. Ee, 83 e, Hutbe-i ve Mektubat 376 getirdim mi? Eylüş 376 orada mı okudum? Eylüş hut vellidirler diyor. 376 veya sözlerden göstereceğim. 376 yok. Burada değil. Ee, dur bakayım. Ee, mestevi 223 olabilir mi? Ha ha buldum. Buldum. 223. A şurada. Bak mestevin Nuriye. Ehli şut dediğimizden maksat evliyaullah'tır. Ehli şut yani Hakayık imani, imani esasları aleminde şahit olan, aleminde ona şahit olan aleminde. Ehli şuhut dediğimiz, dediğimizden maksat evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. <laughs> Deli bölgesiyle. Bak şimdi. Zira velayet sahibi Velayet nereden geliyor? Velayet, vilayet sahibi, valilikten geliyor. Vali şehirde nasılsa bu şehirde de hakim adam isen sen valisin, velisin, velayet sahibisin. Aynı kökten geliyor. Onun için denmiş zaten ecdat. Vali, velayet, vilayet. Vilayet, velayet. Vali ve hakim. Şehirde ne var? Meyhane var. Kahve var. Kumarhane var. Cami var, medreseler var, zikirhaneler var, tekkeler var. Müslüman var, kafir var, var da var. Şey, ama vali olsun. Yani mehanenin olması camiyi telvis etmediği gibi bu alemde de zıtlar var. Olsun, varsın olsun. Çünkü insan camidir. Sığır değiliz ki tek boyutlu olalım. Devam ediyorum. Kubey Vahime'nin şimdi hareket ettiriyor ya yanlış bize. <laughs> ettiriyor bak hareket ettirmeye. O ettiriyor. Yine de böyle bir kişi veli olabilir mi? Hem Kubey e Olur olur ama galip galip bak şimdi. Niye olmasın? Yani sıfır günah olur mu ya? Hangisi galip? Sondansın. Eli şu dediğimizden maksat evliya Allah'tır. Zira velayet sahibi, vilayet sahibi, vali olan avamın itikat ettiği şeyleri gözüyle müşahede ediyor. Kur'an yoluyla gidenlerin silah ve zahireleri ise kadiri mutlaka gani kerime olan Tevekkül onları temin eder. Zira tevekkül istinat ve istimdat noktalarını tazamun ediyor. Yani peki eylemsel ne gözükür? Herkesin korktuğu yerlerde la hafun ve lahum yahzanun. Doğru mu okudum Havuz? Diyor ki onlar korkmazlar, hüzünlenmezler de. Niye? Ehli tevekkül sahibi olurlar ve nokta istinat ve nokta istimdatları vardır dedi demek ki alemimizde ona şahit olmak. Ha bu şeytandır. Ha bu da melektir. İşte içimizden coşar olur ya. Bak der bir şey yap şimdi git boş ver ya. O, o vur olmasın. Aç şu televizyon aç şu videoları diyen o adam. Hem denilebilir bir kısım hayattan etsam yani melekler. Melekler şeye biniyorlarmış. Yıldızlara ve su damlalarına. Sonra ruhaniler şimdi nereye biniyor? Bir kısmı hayat cisimlere biniyor. Bir hadis-i şeriflerde ehli cennet ruhları Berza aleminde okumuştuk burayı çizdi geçeceğim. Berza aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennette gezerler. Cennetten bahsetmiştim. Buraya da gelirler. Burası orası aynıdır. Burada şahitsin. Buralı olan bedendir. Gerisi hiçbirisi buralı değildir. Buralı değiliz ve ben gaybtan konuşuyorum dedim. Hep gaybız. Şahit ol, şud olduğumuz alem şahadetten az tarafımız var. El cennete gezerler diye işaret ettiği tuyurun hudurun tesmiye isim edilen cennet kuşlarından tut. Yani ruh, ruhaniler oraya girdikleri gibi ta sineklere kadar yani tuyurun hudurun cennette alem şahadette de sinekle. Sine burada ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridir. Abiler alemi şahadette melekler damlalarla bizce biraz gayb olan kainattaki yıldızlara da melekler etsamı cisman şu cisimlere biniyorlar. Ruhaniler ise berzahta tuyurun hudrun alemi şahadette de sineklere binerler girerler. E, canlı oldukları için giriyorlar cansız oldukları için biniyorlar araba gibi. Arabaya binerler maneye manaya gireriz. Şimdi biz manaya binemeyiz. Manaya gireriz. Onlar bunların içine emri hakla girerler. Alemi cismaniyeti seyredip o hayatlar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygularıyla, ile duyguları alemi cismanideki mucizatı fıtratı temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. Yani geliyor benim tes ben bakıyorum ama bir anlam veremiyorum. Gafilin bahçesinde villasında ağaç var. Çiçek var, kuşlar var, kelebek var. Melekler onu ne yapıyor? Onu temaşa ediyorlar, ibret ediyorlar, tefekkür ediyorlar. Ondan sonra onları tesbihat mahsusalarına virt yapıyorlar. Evet. Tesbihat mahsusalarını eda diyorlar. Başka alemi cismanedeki mucizatı fıtratı temaşa ediyorlar. Mucizatı fıtratları yani Şöyle biz o kadar alıştık ki direkt biz gelseydik bu akılla bu aleme bu kafayla zaten küçüklükten beri alışmamış olsaydık yani yaşayamazdık yani kafayı yerdik. Kuş, kuş ne demek ya? Kuş ne demek? 3,5 yaşına kadar çocuğu hiç çıkarmamışlar Çin'de hapsetmişler. Bir anda çıktığı zaman üstünden yağmur yağınca bak, oraya bakarak ağlada, ağlayarak ödü patladı çocuğun. Yukarıda ne, nedir o diye su, su damlalarına. E, düşün bir 50 yaşında gelmiş olsan şimdi. Kaç yaşındasın sen Furkan? 23'te şimdi geldi. İlk defa gelsen bu aleme. İlk defa görüyorsun. İlk defa. Hep uykudaydın böyle. Ama kafan 23 kafa. Bir anda geldin uyandın buraya. Ne olur? Allah muhafaza. Kesinlikle sistem biter. Şey de diyordu ya, bir örnek var. Trenden kaçar diyordu. Siyah görse. Yani Dinle... -be -be 5-6 yaşındaki çocuk diyor. T -t -t Tünelden çıkan bir treni mesela e, bilse ki bu tren kendi rayına mahkumdur. Çok rahat eder ama e, Rüstemi e, Yunani İrani, Herkül'ü Yunani, Rüstemi İrani e, bu treni görmese tü, tünelden bir şey çıkıyor böyle alev malevlerle. Adam ne yapar ya? Bilmez ki o rayata tabidir. Oradan çıkmış canavar bir de içinde adamlar var. Işık dayanıyor. Bir sürü adamları yemiş. Adamlar içinde el sağlıyor. Evet. Tamam İçinde böyle ateşle ama adamlar da var arkasında. Hep yutmuş adamları. Bu da geliyor bu tarafa doğru. Ne yapar? Herkülü Yenani, Rüstemirani ilk defa treni görse ödü patlar değil mi? Allahsız da buna benzetiyor işte Rüstem. Hadiseleri, depremleri buna benzetiyor. Allahsız olunca yani rajsız tren tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor? Hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor. Eğiliyor. Buradan sonrası çok önemli. Bir iki atıf yaparım veya yapmam. 177 sözlerden. Çünkü burası çok önemli. Kıyas ediyor şimdi. Evet. Yani ben meleğe şeytana girmemin sebebi kıyas olsun diye. Artsın diye. Bu kıyastan dolayı. Şimdi kıyas yapacak. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan şu kudretli ve nuru hayata münasebeti pek cüzi olan sudan mütemadiyen hummalı bir faaliyetle letafetli hayatı ve nuraniyeti zevil idrak, idraki halk eden Fatih Hakim. Elbette ruha çok layık ve hayata çok münasip şu nur denizinden hatta şu zülmet bahrinden şu havadan şu elektrik gibi sayır maddeyi latif eden bir kısım şuur, mahlukları vardır. Hem pek çok kesretli olarak vardır. Şimdi gelelim bur durayım. Diyor ki kıyas ediyor. Bak abiler diyor. Bak kardeşler. Şu toprağı görüyor musunuz? Toprağı görüyoruz. Cansız mıdır? Cansızdır. Şuursuzdur, şuursuzdur. Hiç hayata münasip mi yani şu kayalar mayalar? Toprak, gübreden. Şu hayata münasip olmayan, kesafetli, ruha hiç uygun olmayan şu topraktan şu, şu kudretli bulanık ve nur hayata münasip pek az olan sudan yani insanı meydana getiren hayvanı meydana getiren su tamam meydana getiren o su hayata münasebet yok yani sonra iki etti iki tane misal bir topraktan bir bu kadar topraktan ne çıkarttı ruha münasip az olan topraktan şu kudretli bulanık sudan, nur hayata münasebeti pek cüzi olan sudan, insanın yaratılmasından, mütemadiyen hummalı bir faaliyetle ne yapıyor? Letafetli hayatı, nuraniyetli zeli idraki halk ediyor. Yani şu kesafetli ve ruha münasip az olan topraktan letafetli hayatı, Nazmani'den çıkarıyorum, eşleştiriyorum şu kudretli ve nu, nuru hayata münasebeti pek cüzi olan sudan da nuraniyetli zevil idrakı halk eden. Halk eden e, kim? Fatır Hakim. Şimdi buna ait bir yer okumak istiyorum. Yani nasıl çıkartıyor? Neyi nerede saklamış? O çok önemli. Hem ahireti de ispat ediyor. Hem Allah hem ruhuda. Bir yer, bir misal. 400 açın sözleri. 400. Bak sevgili canım kardeşlerim. Bak abiler. Şurası. Göstereyim de. Şuradan. Tamam Ama şu ayetten okuyayım şu parçadan. Eşşecerül aktar. Kelimesiyle remzen der. Ey haşrı inkar eden adam. Ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren. Hatta her bir ağaçta yaprak bir, çiçek iki, Meyve cihetiyle üç tane, üç haşrin nümunelerini gösteren bir zata karşın kar ile, istibad ile yani akıldan uzak görerek yani Allah nasıl diriltecek ölüleri? Zaten yoku var ediyor, var ölmüşü dirilmesinden aklı almıyor. Hiç yok var ediyor ve diriltiyor, hiç yoku var ediyor, varı öldürüyor da onu acaba diriltebilir mi diye istibad ediyor. Akıldan uzak gören kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder der. Okumak istediğim yer burası. Zıttı zıttından nasıl ki çıkarıyor. Bir ruh ispat ediyor dedim. İki Allah ispat ediyor. Üç melekleri ispat ediyor. Dört ahireti ispat edecek bir örnek burası. Nedir o? Size ağaç. Bir ağacı düşünün abiler. Elime bir tane ağaç vereyim hayale. Ağaç aldın mı abi? Ağaç. Bu ağaca bakıyorum kesiftir. Kesif ne demek? Şeffaf olmayan. Karanlık. Kesif, karanlık. Şeffaf değil. Düz bakarsak, karanlık ters bakarsak şeffaf olmayan. Geçmiyor. geçmiyor. Veya içi karanlık mı? Odun içi karanlık mı? Karanlık. Karanlık tabii. Orada yaşanır mı? Ha, odun neymiş? Kesif. Sonra sakil. Sakil ne demek? Ağır. Ağırmış. Sonra Karanlıklı bir maddeden. Şimdi ne çıkartacak? Kesif olan yani e, zarif değil. Şeffaf değil. Bak kesiften sakil ağaçtan karanlıklı bir odun maddesinden ateş gibi latif. Nurani bir maddeyi çıkaran bir zat. Mesela odun aldınız mı? Elime bakın. Kaç kilo abi bu? 10 kilo. Tarttık 10 kilo. Ne var içinde? Üçü karanlık. Yani şöyle bakın. Şimdi Allah dese ki ilk defa ey kullarım hiç yanmadığını 20 yaşında geldin. Odunu göster. Ne nedir yani bunu ne, ne, ifade ediyor? Ne var bunda? Bu neyin nesidir? Neyin ifadesidir? Hiç kimse hiç kimse bu tuttuğu oduna kilosu olan odunu kilosuzdan olduğunu gözükenin tutulanı mekanı olanın bunun içerisinde iki tane zıt unsurun meydana getirdiğini karanlık ve aydınlığın tutulan gözüken ağırlığı olan odunun yandığı zaman tutulmayan ağırlığı ve mekanı olmayan duman ve nuru nasıl ihtimal verirsin? Bunun bu odunda nur var. Karanlık değil mi ya keserle baltayla yar? İçi karanlık. Işığın ne işi var burada? Dumanın ne işi var? Duman nerededir odunun? Sağında, solunda, önünde, arkasında? Her yerinde. Nur neredeyse da duman da oradadır. Aynı yerde iki zıt o zaman aynı yerde iki zıt demek tısı mıdır sır mıdır? Artı on santigrat derece bu odada olsa eksi, on derece, eksi olur mu eksi on derece? Abiler iki zıt artı on derece eksi on derece bir araya gelirse burası sıfır olur. Bunun adı tısımdır. Zıtları barındırmaz galip kimse odur. Sır ise sır olduğu için bu odada artı 10 derece, ek, eksi 10 derece ikisi aynı yerde durabiliyorsa sırdır. İnsan hem tılsım sahibidir hem sır sahibidir. İnsan hem zıttı da barındırıyor. Kafasızın kafasında kainatta şirkin yeri yoktur. Kafasızın kafasında vardır. Yani insan zıtların cemiyidir. Eylemsel itibariyle tılsım sahibidir. Zıtlardan sıyrılıp namaz kılıyor. Zıtlardan sıyrılıp kılmıyor namaz. Zıtlardan sıyrılıp oruç tutuyor. Kıl orucu tut diyen var, tutma diyen var. Adam tutmuyor. Tılsım teke dönmüş. Ha insan hem tılsım sahibidir, hem sır sahibidir. İşte bu odun abiler. Dumanı ve nuru saklıyor. Sırdır. Aynı yerde diyor ki ruhunu nasıl ispat etti burada? Odun odun gibi düşünün bedeni. Odun gibi düşünün bedenim bu odunda yani bu odunda ve bu odunda bu odunda nur nasıl hatırına gelmezse, bu odun gibi bedende de ruh hatıra gelmiyor bu odunda ruhu hangi ilim ve teknoloji ile yerleştirmişse ruhu da bedene aynı ilim ve teknoloji ile yerleştirmiş odunda dumanı nasıl yerleştirmişse ilim ve teknoloji ile nasıl bir sistem kullanmışsa burada da kullanmış. İşte bu aynı zamanda donmuş nurdur, donmuş dumandır. Ağaç da öyledir. Donmuş nurdur. Melektir. İnsan ise, insan ise zıtların donmuş halidir. Size ağaç gibi kesif, kesif ağaçtan neyi çıkarıyor? Ateş gibi latifi. Sakil ağaçtan, ağır ağaç, ağaçtan hafifi. Karanlıkta ağaçtan Nurani bir maddeyi çıkaran bir zat. Görüyor musun? Zıt zıttından çıkartıyor. Zıttından çıkarıyor. Diyor ki kesiften e, ateş gibi latifi. Ateş var ya böyle yandığı zaman. Sakilden ağır olandan hafif. E, latif hafif. Hafifi çıkarıyor. Ağaç ağırdır. 10 kilodur. Yandığı zaman hiçbir şey yok. Ağaç bir yerdedir. Yandığı zaman her yerdedir. İnsan ben ruhum buradadır. Vefat edince her yerdeyim. Her yerdeyim. Peki odun yanınca içindeki hapis olan nur ne der? Of be. Mehmet Allah senden razı olsun. İyi ki kirbiti çaktın da beni kurtardın bu hapisten. Nur ne der? Heyecandan ateşi yaktığın zaman heyecandan çık 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 çık. Geldiği yere gider. Odunda ne vardı gizli? Güneş vardı. Nereden biliyoruz? Çıkan o alev güneşe benziyor ve güneşe gidiyor. Kirbiti çakınca sana dua ediyor. Beni hapisten kurtardın. Vefat eden bir insan da hapisteyken aynı çıkan nur gibi aslına gidiyor. Odundan çıkan nur güneşe gittiği gibi insan nereden gelmişse ona gidiyor. Her şey aslına rücu eder, sırrı tahakkuk ediyor. Ondan geldik, ona gideceğiz. Allah'a gitmekten korkulur mu ya? <laughs> Vefat etmek Müslüman teristi ya. Evet geçiyoruz 500 5 Hey, gide. şu kesafetli ruha münasebeti az olan topraktan bir şu kudretli ve nuru hayata münasebeti pek cüzi olan sudan kudret yani bulanık kudret kudret, kudret. kudret değil o insanı yaratılmasının kaynağı mütemadiyen hummalı devamlı bir faaliyetle Allah ne yapıyor hayatla temizlettiriyor mesela şöyle eti düşünün eti Tamam bak ahiret nerede? Dünyanın ahiret nerede? Bak onu anlatacağım şimdi hem de olsun. Bu et hayata sebeptir ye. At bir kenara koksun çöpe. Ne yapar? Kurtlanır. Yani veya kapalı bir kapana koy. Hiç dışarıdan hava bile almasın. Kurtlanır mı? Kurtlanır. Bu etin neresinde kurt vardı? Nereden çıktı bu? Daha önce yoktu. Ha, bu kurt etin neresinde idiyse ahiretle dünyanın orasındadır. E, bu kurt etin neresinde ise idi ise ruh da bedenin orasındadır. Bu et devre dışı olunca aslı ortaya çıktı. Kurtlar çıktı. Vay et gibi gözüküyormuş meğer kurtmuş. Aa kurt da gitti parazitler çıktı. Parazitler de öldü mikro canlılar çıktı. Aa onlar da çıktı enerjiler oldu. Aa enerji yok oldu esir oldu. Esir de yok oldu maddi hayat. Matte hayat yok oldu. Aynı hayat cennet aslında. Anneymiş bir. Demek ki birbirine giydirilmiş alemlermiş ya. Biz burada et zannediyorduk. Burada da Hasan. Mesela mutfaktaki, dolaptaki, poşetin içindeki pirinç. Ne güneşi görüyor, ne suyu görüyor, ne havayı görüyor. Ama poşetin içindeki pirinç hem kurt halk edeceğim. Ya. Böcek halk ediyor. Acayip bir şey. Neresindeydi ise işte devamlı Allah bunu şey için söyledim. Ustad diyor ki hayat ağaç olsun, hayvan vücudu olsun, insan mektep gibidir. Askeri kışta gibidir. Girenler yetiliyor ya, yetişiyor. Aynı onun gibi bu su cansızdır veya et vesaire. Ne şey yapıyorsun? Burada insana dönüştürülüyor. İnsan oluyor. Yani işte hayvanın vücuduna girerek, ağaçtanın vücuduna girerek maddeler insana girerek ahirete mal oluyorlar. Şu anda benim şu hareketlerim, mimiklerim, hareketlerimde oluşan enerji, kaldırdığım enerji. Bu enerji ahirette bu enerji elim olacak. Elden çıkmış o enerji. Burada elmayı yedin diyor 32. sözde. A akabinde elhamdülillah desen, elmayı yedin, elhamdülillah. O elhamdülillah enerjisi diyen enerji elma o olacak işte. Çünkü elma sebep oldu. Niye elma olacak da armut olmayacak? Elma yerken elhamdülillah denilen o lafız elmadan çıktığı için elma olacak. Bu kitabı böyle kaldırdığım için bu enerji orada aynı bu kitap olacak. Canlısı olacak. Çünkü bir şey yok olmuyor. Devamlı ne yapıyor? Bu mutemaden, hummalı, faaliyetli, letafetli hayatı nuraneti zevil idrakı halk ediyor. İyi. Zevil idraktır ruhanilere. Zevil idrakı e, ruhanilere kullanıyor ruhlara. Zevil idrakı halk eden çünkü bu sıf sıfatı burada bu lazım. Fatır Hakim. Abiler Fatır nedir? Sonra Hakim diyelim. Bu ismi kullandığına göre ilk yazı yaratan başka ne ekleyebiliriz? Ben şey yapayım. Fatır demek Allah'ın bir ismi. Maddesiz, mekansız, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz Nüminesiz, mucalesiz, modelsiz, misalsiz, ilk ve son yapan Allah demek. Fatıra, Fatır bu. Hakim ise abes hiçbir şeyi yaratmayan Allah. Abes hiçbir şey Fatır Hakim elbette ruha layık yani hayata uygun olmayan şu topraktan şu kadar hayatı çıkartan, ruha uygun olmayan sudan ruhu çıkartan Allah elbette ruha çok layık ve hayata çok münas münasip şu nur denizinden şu nur denizi var ya sema tabakası, sema tabakası. ya şu da nur şu ışık var ya nur denizi şu anda al kapatırsan melekler yok oluyor şimdi kalk muaz yakar mısın söndür görelim kalk söndür bak şimdi melekler yok olacak yaratılmayı söndür hepsi, hepsi söndürme şimdi yak Ha. bu işte melek şu anda donmuş melek Abdülkadir anladın mı? Bunu sormak istiyordun sen. Aa işte bu melek. Ama sen ona bir isim koydun. Işık. Ama başka bir melek yapsın. çevir bakayım bir daha. Onu da fiil gözüksün. Unutmayacaksınız ben şey yapma şeylik yapmıyorum agres şey. Yani simge kullanıyorum alemimizde. Söndür. Şu anda da gene melaike yaratılıyor. Karanlıktan, zülmetten, rayyadan, nardan, nurdan, rayyalardan, kokudan, manadan, sesten, saftan melek yaratıyor. Şu anda bu karanlıktan da yaratılıyor. Aç şimdi. Vay. Neymiş ya? Yeniden format attı. Tamam. Unutur musun bu dersi daha? <laughs> Delinin bir tanesi. Lambacı. Bir ara kırıkkana bir ders yapmıştık. İlk, i̇lk açıldığı zaman, açılış gününde bir tane koyun kestirdim. Sırf karnını yardırdım postları da duruyor. İşkembeyi de döktürdüm buraya kadar. Temizlettirmedim. Burada şey koydum. Otu da koydum. Koyunun karnı yarık. Ot orada. Aha bu hayvan. Öyle bir ders yaptırmıştım. Öyle koyun yanımda duruyor. Karnı yarılmış. Kafası kesilmiş. İşkembesice. İşte bu ot. Bu organlar işte. Yani olacak şey mi yani? İşte fiil olunca hiç kimse unutamıyor. Abi. İşte buna ruhani demediniz. Çünkü cansız olduğundan melekli temsil etti. ama sizin ağzınızdan çıkan kelimeler ise ruhani. ruhani, bu ruhani. Bu cansız olduğundan dolayı bundan meleğe yaratılıyor. Meleike yaratılıyor. Çünkü canlılara e, ruhaniler giriyor. Hayat evet. Mesela kelime, tarih bir ayna dedim başta, kelam da bir ayna, insan da bir ayna, canlı bir ayna, melek de bir ayna, şeytan da bir ayna. Evet. Şu nur denizinden, şu ışıktan, güneşin etrafından. Hatta Zülmet bahrinden karanlığı onun için yaptırdım. Zülmet bahrinden saat 12 oldu. Şu havadan şu havadan şu elektrik gibi sayır maddeyi latif eden yani odunu gösterdim. Elektrik var ya elektrik. Elektrik nedir hala beşer çözememiş. Mesela elektronlar şöyle oluyor diyor. Mesela şurada otursunlar 10 kişi şeyde oturarak da 11 kişi alamıyorlar. 10 kişi otursun. Eleti böyle tarif ediyor fizikçi. Kenardan bir tanesi itse birisini zorla. En sondaki düşer mi? Düşer. Ötekisi de itse. Elektrik budur diyor. It itiyor. i̇tiyor. Yeni yeni şey diyorlar. Hayır bu da değildir. Elektrik her yerde dalga veriyor. Yani ya taneciktir, ya parçacıktır, ya dalgadır. İşte diyor ki şu elektrik gibi sair maddeyi latif eden elektrikten de bir kısım zişur mahlukları vardır. Allah şimdi bunlardan şu eletikteki nurdan mahluk vardır. Ama o kadar alışmış şey olmuşuz ki ya bu nasıl bir mahluk oluyor? An ve an var olup yok oluyor. Bir yaratılan bir daha başka başka bir işi, işi yok. Şu anda nur şu eletik gördüğümüz şey aslında e, meleklerdir. Donmuş melektir. Var olup yok oluyorlar. Ya yaratılıyorlar şu anda. Şu anda elektrik şöyledir saniyede 60 defa tır de yanıp sönüyor ya. Yaratılıp yani var olup ve kuluyor işte yaratılan melek gidiyor, yaratılan gidiyor. İşte bu ışık dediğim şey aslında melektir. Onun için beşer eee ehli zındıka melekleri inan şey yapmadığı için ama yayılan bir enerjidir, kuvve-i demek zorunda kaldılar. Yani burada bir şey var. Elektrik gözükmüyor ama gözükmediğine inanmam diyene gösteriyor, tutturuyorsun, gebertiyor. Demek bir şey var yani bu. Nasıl bunu beni gebertti? Hani görmediğimi inanmıyorum diyorum ama... ...görmediğimi inanmadım bir şey seni gebertiyor. Demek bir şey var orada. Yani demek böyle bir şey var diyor ama inkar edemiyor. Melekler de böyle şey var. Çünkü birbirlerinde sanki telepati olmuş gibi... ...aynı hakikat dünyanın her tarafında yayılıyor. İşte e, nurdan yarattığı gibi karanlıktan da... ...bir kısım zişur mahlukları vardır. Hem pek çok kesretli olarak vardır. Ve burada kesiyorum. Vahir da en ilhamdülillahi Rabbi alemin el fatiha.